Ana ocağında yepyeni bir haftaya başlarken bu zorlu maratonda bizlere eşlik edecek çiftlerimiz emektar kırmızı minibüsümüze doluşmuş yollara düşmüşler bile. Ortam çok güzel ya, şu görüntüye bakıyorsun ya. Huzur, gerçekten tam huzur bu. Aynen tam ha. Rezidans yok, denen yok, bina yok. Trafik yok abi, trafik. En güzel o. Klasik bir İstanbul, klasik bir İstanbullular olarak. Bu arabaya fren... insan bile yok ki yani. Arabaya frene gerek yok ya. Buraya mı taşırsak, ne yapsak? Olabilir aslında. Buyurun çocuklar, karşınızda muhteşem doğasıyla ana ocağı. İşte ana ocağı. Çok güzel. Ay çok süper. Gerçekten öyle. Bildiğin doğa yani. Abi biz nereye geldik be? Aşkım hiç göründüğü gibi değil. Çok aynen süper. Aynen ha. Arkadaşlar abiye fren kendiniz alın size fren. Üşüyordum az kalsın ya. Bavulu alalım Ramazancığım. Böyle bavul mu getiriyorsun ya? Ama ne yapayım, pembe işte. Hadi beyler, bir an önce bavulları yüklenin de dışarıdaki mis gibi havanın tadını çıkarın. Ortama baksana. Oo, çok güzel, sessiz ya. Harika. Ramazan beni alsana. Ortamı görünce unuttum. Muhteşem. Yalnız sadece etrafa bakıyorum ben şu anda. Abi çok baksana iyi değil mi ya? Çok güzel burası ya, harika ya. Şuraya bir bakalım. Mavi panjurlu ev. Ha, neler yok? İçeri bir girelim hadi. İçeri girelim. Çiftlerimiz annelerimizi aramak üzere eve yönelirken... Gelin biz de isimleri gibi güler yüzlü Güleç çiftini daha yakından tanıyalım. Çetile çetile. Uy 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 uy. Ya derinden yanmıştı. Alemde teksin erişilmesin Güleç'in. Hadi devam et. Merhaba, İstanbul'dan katılıyoruz. İsmim Tuğba, soyadım Güleç. 27 yaşındayım, ev hanımıyım, 5 aylık evliyim. Domates sendirmeye gelmedik hadi. Bilezikler için geldik. İsmim Adem, soy ismim Güleç. 30 yaşındayım. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Memleketim Erzincan. Çocuğunuz yok değil mi Adem? Çocuğumuz şu anlık yok Allah'ın izniyle. Ama tabii düşünüyoruz. Çünkü zaten 5 aylık evli şu an zaten olamaz. Dolayısıyla. Buyurun buyurun çocuklarım. Günaydın. Günaydın çocuklarım. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Ayakkabımı çıkarıyorum. Tabii tabii ayakkabıları çıkartıyorum. Ayakkabı. Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk. Efendim çok olsun. Allah razı olsun anneciğim. Geçin annem yavrum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evimize geldik. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İsmin neydi? Adem. Adem şöyle geç hemen. Tuğba. Merhaba anne. Tuğba'cığım hoş geldin güzel bebeğim. Hazır Adem ana ocağını incelerken bize anlatır mısın Tuğba? Nasıl tanıştınız? Nasıl tanıştık onu Adem'e bırakayım mı? O güzel anlatıyor. Şöyle söyleyeyim. Biz oturduğumuz semt gereği aynı yerdeymişiz doğma büyüme. Yalnız ilginçtir gerçekten yani. Hiç görüşmemiş, hiç görmemişim yani. Ama nasip mi diyeyim, kısmet mi diyeyim ama ben bunu görünce... Böyle bir ortamında uyuştuğunu hissedince ben kafaya taktım. Bu bir şekilde olacak. Desene ilk görüşte aşk sizinki Adem. Peki hemen açıldın mı Tuğba'ya? Yani bizim örf adet gereği öyle çıkıp böyle dımdızla konuşamıyoruz. İlk önce ben bir haber saldım da hani pek şeye gelmeyince. Olumsuz. Hani mesaj olarak ben bir telefon telefon. Birkaç kez. Aracılar, kız kardeşim falan devreye olmayınca ben köye gitti bu. Memlekete kadar peşinden gittim. Dedim başka türlü etkilemeyeceğim ancak bu şekilde etkilerim diye ama düşündüm. Orada da pas vermedim. Orada verdim. Da vermedi ama nereye kadar yelkenler bir yere kadar yani. Oğlum güzel kızım hoş geldin yavrum. İyi sizi gördük daha iyi olduk elimiz şenlendi. Senin ismin Mihriban. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Harika ya, ortam olarak nasılsınız? Hoş geldin. Senin ismin ne? Semra. Semra. Evet. Semra, hoş geldin tekrar. Nasılsınız? Şimdi gelin bu haftaki en genç çiftimizi biraz daha yakından tanıyalım. Oh! En iyisi burada, en iyisi burada, gel. Kral bizim. Semra Okutan, 23 yaşındayım. Anaokulu öğretmeniyim. Aslen Rizeliyim ama İstanbul'da yaşıyoruz bir yıldır. Abi bu dumbbell kaldırmaya benzemiyormuş bu ya. Ramazan hadi. Ramazan Kalyoncu, 25 yaşındayım, fitness antrenörüyüm, Aslen Rizeliyiz. Bilezikleri sormak istiyoruz Semra. Kaç tanesi çıkıp gider kolundan dersin? Yani girdiler kola çıkmayacaklar. Çıkmıyor zaten.
gerçekten çıkmıyor. Kimisi nişanlı, kimisi yeni evli. Hepsi bence daha hepsici ham hamur. Aynen öyle. Üç anne bir güzel kıvamında hamur yapıp pişirip sizi evlerinize gönderecek. İnşallah. İnşallah. Cenab-ı Allah'ın izniyle. Gelelim annelerimizin bir güzel yoğuracağı son çiftimize. Bize biraz kendinden bahseder misin Mihriban? Mihriban Kökner, ev hanımıyım. 25 yaşındayım, 2 senedir evliyiz. Bir oğlumuz var, adı Aslan. Mihriban getir, getir! Kız getirsene! Anne bir yere bandı rica edebilir miyim? Elim kestiğinde. Adım Semih Kökner, 24 yaşındayım. İstanbul Tuzla'dan katılıyoruz. Aslan gibi de bir oğlumuz var. Şu an kendisi 1 yaşında. Bilezik kiralamaya geldik onun için. Duyduğumuza göre sizin de aşk hikayeniz çok eğlenceliymiş çocuklar. Anlatın bakalım nasıl oldu? Ya çok bakıyordu, sürekli bakıyordu. Ben de hep gittiğim bir kafe. Garson vardı tanıdık. O da dedi ver numaranı vereyim. Olmaz dedim sen ondan numarasını. Direkt dikkat çekmişsin yani. Hemen yazdı gönderdi akşam mesaj attı. İki sene bir film. Aynı kafede buluştum. Direkt ciddi yani böyle oldu direkt. Bir daha hızlı aşkım hadi. Burak gel, Burak gel. Hadi aşkım hadi evet tamam yetiştin. Biz peşin peşin şimdi geldiniz tanıştık. Hemen bilezikleri size teslim ediyoruz. Çocuklarınız da bu anı sabırsızlıkla bekliyorlardı annelerim. Hemen takalım bilezikleri kollarına. Sesleri bile bir başka. Çünkü bunlar ana ocağı bileziği. Kurban olduklarım. Şöyle getir kolunu güzel kızım. Biz bu bilezikleri almaya geldik. Hepsi bizim olacak inşallah. Tamı tamına 15 güzel kızım. Onlar benim bileğim olacak mı? Haydi bakalım. Yakıştı ha. Hayırlısı olsun yakıştı. Yakışmaz mı? Anneciğim gel. Ben de senin koluna takayım bilezikleri. Bileziklerin hepsini alacağımızı düşünüyorum ben. Beşi bir yerde değil zaten davranışlarımızla burada. Annelerin kendisi iyi bir çift olacağımızı, hırslı bir çift olacağımızı gösterip beşi bir yerde alıp buradan gideceğimizi düşünüyorum ben. Bunlar zor girecek, zor çıkacak artık. Hadi bakalım sana kaldı. On beş. Bileziklerin hepsinin tamamına ve beşi bir yerdeyi ve aynı zamanda da iz bırakmaya geldik. Evet. Yani kimse cüssesine yani güvenmesin. Biz bunları götüreceğiz. Ne yapalım şimdi? Şimdi oğlanları kendi odasına, kızlarımızı kendi odasına. Haydi bakalım o zaman sen oğullarına. Hadi oğlanlarım. Gelin siz. Hemen üstünüzü başınızı ama değiştiriyorsunuz. Söyle Meltem anne. Nerede buluşuyoruz? Mutfakta bekliyorum sizi mutfakta bugün. Tamam. Evet. Haydi bakalım. Hadi bakalım oğlanlarım. Mutfakta başlıyor Ümmü yani. Sizin yavrum. Haydi hemen odanıza. Gelin. Kızlar ben de sizi alayım. Siz de üstünüzü başınızı değiştirin. Odanızı görün. Nerede yatacağınızı görün. Kızlar Meltem annenin peşine takılmışken beyler de Ümmiye anne ile birlikte tam 5 gün boyunca kalacakları odalarına çıkıyorlar. Yataklarınız. Ya benim şimdiden söyleyeyim mi? Sen zaten her yerde fobim vardı zaten. Hatta yok duvar kenarı benim orada. Benim için sıkıntı yok. Aldım. Bizim için sizin hangisini istersen. Ben bu tarafa yatarım. Ama bayağı da rahatlar ya. Ben bayağı burada yatacağım. Sen burada mısın? Bunlar da kıyafetleriniz. Bunları mı giyeceğiz? Evet. Beyler siz yeni kıyafetlerinizi denerken biz de eşlerinizin yanına gidelim bakalım neler yapıyorlar. Ve işte odanız. Çok, ay, çok güzelmiş. Sen nasıl edeceksin? Nasıl önemli? Tam fark etmez. Kendi aranızda karar verin nasıl yerleşeceğinizi. İşte yatma fobim var. O yüzden duvar kenarını isterseniz ben alayım. Ben yatarım camın altında. Şimdi hemen şöyle bir odanıza bakın. Güzelce yerleşin. Evet. Giyinin aşağıda Ümmü anne sizi bekliyor olacak. Haydi bakalım. Çabuk hazırlanmanız şart kızlar ona göre. Giyinelim bir an önce. Ben merak ediyorum çünkü. Çok merak ediyorum gerçekten. Ben de. Bunu bilen var mı? Ramazan boyun da takıyoruz. Bu boyun mu? Ben mi? Hayda. Boynumuz olur mu? Fular mı bu? Şöyle bir şey. Olabilir. Modern köylü olduk. Yakıştı. Oo, köy ağası olduk ya. Artık köy ağası mı olursunuz? Ana ocağının delikanlısı mı bilmiyoruz ama bir an önce giyinmeniz şart. Ümmü anne bekletilmeye gelmez. Bizden söylemesi. Bugün ben bu mutfakta ilk defa sizle birlikte görev yapıyorum. Evde yemek yapmıyoruz da hayatım. Alemde teksin erişilmesin gülümsün. Hadi devam et. Harika. Karadeniz kadını böyle güçlü oluyor ya. Aa! En iyisi burada, en iyisi burada. Gel. Kral bizi. Domates denilmeye gelmedik. Hadi. Bilezikler için geldik.
mutfakta görmeye pek de alışkın olmadığımız Ümmiye annemiz bugün tezgahını çeşit çeşit malzemeyle donatmış. Bakalım çocuklarına nasıl bir görev verecek. Ümmiye anneciğim biz geldik. Geldiniz çocuklarım. Biz geldik. Geçin bakalım şöyle. Oğlanlarım siz nerede kaldınız? Geldik anne geldik. Hadi bakalım işte bu ya. Evet. Kendisi bile gördün mü sen? Geçin bakalım. Çok çok tatlı. Çok güzel olmuşsun aşkım. Bir şey diyeceğim. Ne tamam, güzel. Çok güzel olmuşsun. Güzel olmuş muyuz anne? Köylü güzeli. Köy delikanlısı olmuş hepsi maşallah. Nasıl olmuşuz? Süpersiniz çocuklarım hepiniz. Teşekkür ederim. Tam bizim oralar değil mi? Köylü güzeli ya. Ana ocağının kendine has kıyafetlerini beğenmenize sevindik çocuklar. Şimdi gelelim Ümmiye anne ile yapacağınız ilk göreve. Bugün ben bu mutfakta ilk defa sizle birlikte görev yapıyorum. Ne yapacağız bilin bakalım. Domates suyu. Ya da menemen. Menemen ya da menemen gibi geldi. Olabilir. Biber de var. Konserve. Konserve hazırlayacağız. Konserve, kışlık konserve. Kışa hazırlık. Evet evet, kışa hazırlık. Kışa hazırlık ama bu sizin bildiğinizden değil. Arı, duru, bizimkün, ketçabı gavruları. Ketçap. Maydanoz. Ketçap. Tabii. Biberi görünce menemen sandım ben. Ben de öyle. Ben de öyle sandım. Yani isterseniz menemen de olur. Çünkü bu çok amaçlı ketçap. Mersin Aslanköy'ün çok özel ketçabı için kullanacağımız malzemeler neler Ümmiye anne? Şimdi sosu için malzemeleri size sayıyorum. İlk önce herkesin önünde 10'ar tane yeşil biber, 2'şer baş sarımsak, evet, birer yemek kaşığı tuz, birer yemek kaşığı şeker, maydanoz. Maydanoz ince ince kıyılacak, sarımsaklar ince rendelenecek, biberimiz ince ince kıyılacak. Evet. Hepsi karıştırılacak. Ondan sonra bıraktırılacak. Geleceğiz domatesi rendelemeye. Peki süreleri ne kadar olacak Ümmiye anne? Şimdi bunlarda zaman yok kızlarım. Hı-hı. Ama zaman nerede var? Ahanda zaman domateslerde var yavrum. Bu domatesleri en kısa sürede büyük rendelerde rendelenecek. Rendeleyip bunun içine boca edilecek. En kısa sürede. Kim rendeleyip bunun içine bu tahta kaşıkla karıştırıp anne ben bitirdim derse bugün bilezik kolunda kalıyor. Şimdi başlayalım mı artık yavrum? Başlayalım. Hadi bakalım. Beyler siz bitirmeden domatesleri rendeleyemeyecekleri için sizin performansınız da önemli kızlar. Parmaklarınıza dikkat ederek elinizden geldiğince hızlı doğramanız lazım biberleri. Yarışta son durum Ümmiye anne. Mihriban ilk doğradı, boşalttı. Bakın çocuklar. Bravo Mihriban. Hadi hayatım. Heyecanlandım, ellerim kaçıyor. Heyecanlanmana gerek yok hayatım. Şu an öndeyiz zaten. Relax olabilirsin. Harika harika. Fark yapacağım, attı. Fark. Yapacağım, yapacağım. Onlar tırt geride kaldı. Hadi hadi. Göreceğiz tırtı. Çok güzel, çok güzel. Sena valla. Tak 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 tak. Maşallah kızlar, duydunuz mu takırtıyı, tahtanın sesini? Ben de çıkıyorum. Boş ses. Boş ses. Öyle mi değil? Boşa vuruyor, boşa vuruyor. Öyle mi Sena? Konuşuyorlar anne ya. Semra. Konuşuyorlar, boş gürültü yapıyorlar anne. Hadi bakalım. Semra boş gürültü diyorsun ama Tuğba'nın da gözü sende. Üstelik o da biberlerini kaseye boşalttı bile. Süper, süper kesiyorsun şu an var ya. Aşkım dur dur dur. Kolu var. Şu ortaya bir daha vurursun ha, büyük oldu onlar. Evde yemek yapmıyoruz hadi hayatım. Hızlı çalışmanız önemli ama biberlerinizin ebadı konusunda da dikkatli olmanız gerekiyor kızlar. Mersin Aslanköy'ün ketçabının biberleri küçük olur. Bakın bazılarınız bayağı büyük doğradı. Aşım parmak patates gibi doğramış ya. Çok iyi tabii. Bir bak sadece. Bunlar çok iyi. Bak, güzel, bir dakika bir dakika aynen. Harika, çok iyi oldu. Sen devam et. Çok mu geride kaldım? Bak çok iyi oldu. Mirvan biraz geride kaldım hayatım. Ama sen daha düzenli doğradın. O da önemli hayatım. Olsun aşkım güzel doğrayayım. Mihriban, Semra ve Tuğba. Bakalım hanginiz önce bitireceksiniz? Bitirdim anne ben. Bitirdim de kontrol yaptım. Büyüklerini aldım. Şimdi sarımsağa geçiyorum. 2 tane sarımsak. Hadi bakalım. Kızlar, kızlar. Tuğba sarımsaklara geçti. Siz hala biberlerle boğuşuyorsunuz. Bak bana engel oluyorsun ama. Ama tamam düzgün yap. Kontrol ediyorum. Kaçırıyorsun bazen. Kaçırmaman gerekiyor. Hadi. Aşkım Tuğba geçti seni şu anda. Dur hayatım ya. Heyecan yaptın mı? Heyecan yapma aşkım. Heyecana gerek yok ya. Alacağız zaten. Allah Allah.
Kayınpederinden bütün bilezikleri alması konusunda tembihli Tuğba harıl harıl çalışırken diğer kızlarımız da ellerinde bıçaklarla ter döküyor. Elinizi çabuk alıştırın yavrum. Süre vermedim deyi. Sakın serbest yapmayın. Aynen. Elinizi çabuk alıştırın ki elinizde de öyle yapın. Zamanı iyi değerlendirin yavrularım. Hadi aşkım. Turşu kalmış. Gerek yok ona aşkım. Onların hepsi onların öyle. Bizim bir tane bir iki tane çıksa ne olur. Evet. Biberleri bitirenler alsın sarımsağı. Yemeklerin lezzeti başlı başına bir vitamin deposu olan sarımsak, ana ocağının mutfağını kokusuyla sarıp sarmalıyor. Alemde teksin erişilmesin gülüm sen. Hadi sarımsaklar devam. Sarımsaklar rendelenecek yavrum. Küçük rende var sarımsak. Anneciğim tahtaya rendeleyip direkt içine atalım değil mi? Evet. Onlar bir lezzete bakmıyor. Biz alacağız hadi. Harika. Karadeniz kadını böyle güçlü oluyor ya. Bu arada Tuğba bir sonraki aşamaya geçti galiba Ümmü anne. Başladın mı yavrum? Çoktan. Rendelemeye başladım. Temizlediğimi de yaptım. Şu an rendemdeyim. Harikasın ya. Ya Selim var ya harbiden yüksek lisans yapman lazım ha. Tuğba sarımsaklarını biberlerine kattı bile. Kızlar hadi çabuk. Anneciğim ben yağ geçtim, sarımsakları hallettim. Ölçüleri hatırlıyorsun değil mi? Bir su bardağı. Ağzı açık su bardağı, çok dolu değil. Ağzı açık mı dediniz? Evet. Yani şundan kastın mı? Evet. Şöyle. Hani çay bardağında dudak payı olur ya. Kesinlikle. Işte, su içerken çay de. Aynen öyle, su içerken de. Ya ben de diyorum bu yemeklerin lezzeti sırrı nereden geliyormuş ya? Aynısı bunda da geçerli. Aynısı onda da geçerli yavrum. Tamam yeter dudak payı. Tamam. Süper. Ağzı açık kaşıkla şekerle tuz. Çok tepeleme değil. Tuz. Tepeleme tuz değil o yavrum. Şeker, bir dakika. İkisine evet. Tepeleme değil. Bu gayet iyidir tepeleme. Aynen değil. Öyle. Opa. O kadar. Bükemediğin bileği öpeceksin. Opa. Hadi hayatım ya. Bileği öpeceksin. Hadi. O kadar güzel yemek yapayım. Yemeği annemin nerede? Çok. Yapıyorum senin farkında mısın? Çok. Diğer bardakları da şey yap. Hadi göster kendini hayatım hadi. Şu bileziklerin sesine gel. Oo bilezikler bile dile geldi hadi. Herkes seni izleyecek o kadar övüyorsun ya kendini hadi göster burada. Ben daha ne yapayım sen? Ben kendimi övmüyorum. İnsanlar benim yaptığım yemeklere övüyorlar canım. Süper. Şimdi. Ya senden daha iyisi yok burada hadi ya. Anne bitti. Ne yapıyorum? Emin misin? Eminim. Tamam. Her şey bekle arkadaşlarını. Maydanoz. Ya. Ah Tuğba ah. Nasıl da atladın maydanozu? Bir tutam. Şimdi maydanoz. Evet bir tutam. Herkes kendi eline göre bir tutam. Bir tutam dedin de Ümmü anne. Kızların sanki bir fiske maydanoz doğradılar. Siz tutamlarınızı çok az aldınız. Biraz daha mı alayım anne? Evet alın biraz daha alın maydanoz az oldu. Tamam anne. Yani o sizinkisi şehirdeki üçte tutamlar. Bizim tutamlarımız büyük yavrum. Evin önünden bir kere evet, söyle. Evet şu an biz buradayız. Kocaman bizim gayet, tutamlarımız. Gayet güzel bir tutam. Kocaman tutam. Aynen çok güzel kestin. Devam. Ben iyice de inceltiyorum. Biz hızda değiliz. Biz kalite lezzet. Seri. Mihriban sarımsaklardan pek şikayetçi gibi görünüyor Semih. İstenme sabırlı ol aşkım. Bu yemek sabır işidir. Hadi bir tane. Hızlandır kendini sen. Ya Semih'im kendini kandırma be Semih'im. Yok kendimizden eminiz kardeşim. Bitti ya siz diskalifiye oldunuz Semih'im. Hadi bakayım. Hepsi o kadar hırsla sarıldılar ki işe. Belli ki bu hafta ana ocağı gerçek bir rekabete sahne olacak. Bu arada Mihriban'larda son durum ne Ümmü anne? Mihriban da bitirdi sarımsağı. Sonunda. Kalite de önemli hadi. En zengin de sensin sarımsaktan. Hı? En zengin de sensin vallahi sarımsaktan. Vallahi en çok sarımsak bana çıktı herhalde. Sarımsaklarının heybetli oluşu yüzünden geride kalan Mihriban da maydanozlarını katıyor diğer malzemelere. Şimdi bir sizin kaldı değil mi yavrum şey? Onları da kullanın. Bol zeytinyağı, tuz ve şekerle kendine gelen enfes karışım artık hazır. Şimdi işin devamını eşleriniz yapacak kızlar. Sizin için dinlenme vakti. Az önce nasıl hiç erkekler kızlara yardım etmedi? Tek başına yaptı. Bu görevde de sadece oğlanlarım çalışacak. Tamam. Sadece kızlarım onlara enerji verecek yani motive edecek. Tamam. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Bu 10 kilo herkesin eşit sayıdaki domatesini kim daha önce rendelerse bilezik kesin garanti kolunda kalıyor. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Kavanozlar ağzına beraber dolacak. Evet. Erken sayıda bitecek. Eğer erken bitirdin domates kavanozlar eksik kaldı. Çünkü neden eksik kalır yavrum? Siz domatesi tüm atar yani iyice rendelemeden atarsanız aynen. Kalır. Ne kadar kalın olursa ince kıyılmazsa. Kabuk kalacak tabanında sadece kabuk. Evet. Anlaşıldı anladım, mı? Anlaşıldı. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok anneciğim. Hazır mısınız? Hazırız. Bana gaza getir beni. Tamam aşkım. Üç. İki. İki. Bir.
Başla. Hadi Ramazan. Hadi. Yediğin tavukları çıkar buradan. Hadi. Yediğin proteinini çıkar buradan. Hadi Ramazan. Heh, öyle bastır bastır bastır. Kalan kabukları böyle dibinlerini bastır. Yap 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 yap. Ben yapıyorum, sen sakin ol. Hızlan 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 hızlan. Bastır aşkım ya, hızlan hızlan. O kadar ağırlığı bu yüzden mi kaldırıyorsun sen? Hadi ya. Gel yap bakalım. Aşkım bunlar 10 kavanozu dolduracak ona göre. En son böyle kalıyor ya, onu iyice bastır, tamam mı hayatım? Oo aşkım, Adem daha kesme işleminde. Sen bastır bastır yap aşkım. Sen hadi. Boş ver onları, sen üçüncüyü doğuruyorsun, boş ver. Ana ocağına gelir gelmez rendeler pek yakıştı elinize beyler. Ama onca domatesi rendelemek için daha çok kol kası yapmanız lazım. Bende daha mı çok var ya? Hepsi eşit canım. Kilo olarak eşit de adet olarak. Domates şimdi tamam 10 kilo olabilir, kilosu gramı da, ama adet olarak bizimki daha fazlaydı. Ben onu net bir şekilde gördüm. Ama bir dipleri biraz daha sertti, ben gördüm. Onlar çok daha böyle sulu çıktı yani. Suyunu koyup posasını dışarıya atmayın tamamen. Çok yemezsin ama. Kavanozlar yarım kalacak. Hadi yaparsın, yaparsın. Biliyorum seni, yaparsın hadi. Biraz motive et ya. Ama bebeğim çok yavaşsın. Hızlanman lazım. Tam yapmaya çalışıyorum. İçinde kalmaması gerekiyor. Bir tık destek istedim açıkçası. Ya tabii ki destek bebeğim, etti ama... Bebeğim ben de senden biraz... bir tık hızlı olmanı istedim. Başka bir şey istemedim ama senden. Ama o işte domateslerin biraz daha kalın olmasını sağladı. Hızlılık. Olsun her türlü bizde. Yaz domateslerimiz gibi kokarken rende maratonu da hız kesmeden devam ediyor. Ramazan sağ taraf... Rahat ol, bilezik yapışın olacak. Hadi aşkım ya. Sol taraf da küme düşer. Hadi. Ama domatesleri şey yap yani, bitir. Kalmasın içinde. Birinci bölümü ben aldım, ikiyi de sen almalısın bak. Gidecek ha, hadi. Onları eledik zaten aşkım, hadi. Adem yarışmada görmüyorlar sizi. Yok yok, o ben. Elendin taktik Adem, yiyeceğim, oldu. Taktik. Bütün yap, hadi. Hızlanman gerekiyor hayatım. Hadi. Ramazan azıcık evet, daha evet, evet. Kolları çalışsın, çalışsın, çalışsın ya. Kolum bitti ama. Öbür kolunla ya. Bir tanem, hadi. Kolu bitmiş, kolu. Rendelemek ya aslında zor değildi ama bir zamandan sonra kollar artık hani doğal olarak bir falsa verdi de direkt sol koluma geçtim ben orada. Mutfağa pek sık girmedikleri her hallerinden belli olan beyler her geçen dakika daha da yoruluyor. 10 kilo domatesi rendelemek hiç de kolay iş değil tabii. Ama inanın lezzeti muazzam olacak tamamen doğal ketçabınızın. En iyisi burada, en iyisi burada, gel. Kral bizi. Çocuklar, biz bunu şimdi bu rendelediğimiz yerler var ya, onun içine biraz da domates katarız. Bunları da içine katar, kazanda pişti tamam, domates salçası yaparız. Bunları çöpe atmayız. Kabuklarını mı? Tabii. Çöpe atmayız onları da. Siz şehirde pek alışkın değilsiniz ama ana ocağında biz her şeyi değerlendiriyoruz çocuklar. Rendeye saldırdı Semih, baksana. Hadi bir tane, sen en hızlısın ya. Bileziği o getirecek bize çünkü gençler. Baksana sıfır yapıyorum resmen tamam, ya. Hadi sıfır yap, hadi. Böyle özenip yapsalar. Etkisiz hale getirelim onları. İşte, işte kalite, işte teknik adam ya. Göreceğiz teknik adam. Teknik daha domateslerimizin çoğu duruyor. Önemli olan kabuklarda bırakma bak, kabuklarda. Kızlar didişmeyi bırakın da eşlerinizle ilgilenin biraz. Mihriban aferin, bak eşinin terini sildi. Çünkü ter damlamaz. Aferin yavrum. Evet. Benimki terlemiyor anne. Çok öyle şeyler çok dikkat ederim. Size bakın iki kenarınıza kim ne haber kızlar. Yoruldu yoruldu. Ondandır. Benim aşkım burada çalışıyor çalışıyor terliyor. Arkadaşlar fazla gelirse bana biraz domates verebilirsiniz. Biz burada oturuyor muyuz canım? Yardım edebilirim. Galiba oturuyoruz biz sanki. Akdeniz'in lezzet sofralarından Ümmiye annemiz sayesinde ana ocağına gelen bu çok özel tarifi evinizde de mutlaka uygulamanız lazım çocuklar. Yaz sebzelerini değerlendirmek ve kışın sağlıklı beslenmek için gerçekten önemli. Domates rendelemeye gelmedik hadi. Bilezikler için geldik. Abi bu dumbbell kaldırmaya benzemiyormuş bu ya. Ramazan hadi. Ne dumbbell kaldırmaya benzer ne spor salonunda ter atmaya Ramazan. Sen ne zannettin 10 kilo domates rendelemeyi? Ana ocağında rekabet beylerin alınlarındaki terden kıpkırmızı olmuş önlüklerine kadar her yerde hissedilirken son domatesler de rendeleniyor. Bitti anneciğim. Peçete ver. Adem sizin bitmedi mi ta yavrum?
Anneciğim biz biraz... Ama biz biraz ince ayrıntıda düşündük yani. Kabuklara bakmayacağım ben. Bitenler tepsilerini kaldırabilir. Tamam bitti. Domates işi tamamlandığına göre şimdi ne yapıyoruz Ümmiye anne? Şimdi siz bunları alın, ben bunları tamamını karıştıracak büyük birer tencere getireceğim. O tencereleri herkes önüne alacak, düzgünce boşaltacak, karıştıracak. Zaten erken bitiren belli oldu. Anneciğim ama bizim 3 kase çıktı. Bakın kavanozlar dolacak daha. Dur bunları bir boşaltalım, bunları ortadan kaldıralım. Anlaşıldı mı yavrum? Ben tencereleri getireyim, yerinizi silin. Siz hiç merak etmeyin çocuklar. Ana ocağının anneleri kimin ne yaptığını an be an takip edip kararlarını ona göre verirler. Herkes kaselerini alsın, düzgünce bir boşaltsın. Mersin Aslanköy'ün tamamen doğal ketçabı kocaman kazanlara boca edilirken yazdan kalma enfes bir koku kaplıyor mutfağımızı. Şimdi ben bakacağım tek tek. Tavuk buğdayan var Semih'im. Güzel. Şöyle beri ver yavrum bakayım bir. Ya o kabuğu kalmış olabilir şeyler. Olur canım, yemek yerken çıkıyor hep yemeğin içine. Çok güzel koktu. Aa, anne beğendi. Çocukların ekmeğinin arasında dökün, bunun arasında bir de peynir koyun. Anne koca kabuk çıktı için. İşte ben neden baktığımı fark bildiniz mi? Aynen. Hızlı yap diyordum, gör şimdi. Bak. Bak. Bakalım diğer tencerelerde de domates kabukları çıkacak mı Ümmiye anne? Şimdi öbürünü bunu al yavrum, sen önünü öbürünü bana itekle. Bırak sen yavrum. Maşallah, maşallah. Maşallah. Maşallah, subhanallah. Bir tane çıktı, bir tane ya. O da ben sana söyleyeyim, ayıklamıştır ben. Annemize çöpün içinden denk gelmiş oraya. Fark ettiniz mi? O yüzden çoğalmış olabilir, kabuklar da içinde ya. Oradaki sıvı. Bak, buradan aldıklarımı buraya koydum, karıştırmadım, aynısı değil. Fark ettiniz mi? Alın yavrum. Şimdi sizinkilerine baktınız, sizin bu arkadaşınızınkine baktınız mı? Siz gördünüz mü? Yok, ben görmedim. O zaman tekrar baktıracağım. Herkes birbirinkine baksın. Baksınlar da kimsenin aklında soru işareti kalmasın Ümmiye anne. İyice bakın. Ben kontrol ettim dökerken, lütfen. Çoğalmasın diye kabuk atmadım yani. Ama sadece bu değil mi? Biz ilkten de hani hızlı da doğramıştık sarımsakları. O da onunla hepsini birlikte düşüneceğiz. Ta kavanozlara konmadı. Oo, tamam. Şimdi gelelim işin tam püf noktasına. Kavanozlara bakalım kaçar tanesini sığdıracağınız. Kabuklar çöpe gitti. Ama ne kadar bakalım dolacak kavanoz. Alın kavanozlarınızı. Haydi. Ümmiye anneniz sizin için kasayla kavanoz hazırladı çocuklar. Şimdi o çomçayla kapakları açık. Güzelce dolduruyorsunuz. Dışını kağıt peçeteyle silip iyice güzel bir şekilde diş gevdirmeden, bakın dinleyin beni. İyice bile sıkıp kapatıyorsunuz. Şimdi herkes kavanozlarını doldurmaya başlasın. Ne de olsa soğuk kış günlerinde ana ocağında çok ihtiyacımız olacak bu leziz karışıma. Hadi bakalım çocuklar, kimin kaç kavanoz dolduracağını çok merak ediyoruz gerçekten. Kavanozu ne kadar durabiliyor anne bu? Kış boyunca tutabiliyor muyuz? Bu yaz boyu durur yavrum. Daha yeni sene bu zamana kadar gene durur. Bir sene boyunca durabiliyor. Falan yapmıyor mu anne? Hayır. Çünkü bu kendinden bak asitlenecek, mayalanacak, farkındaysanız yavrum. Hep maya yapışı şeyler. Ama doğal malzemelerle oluyor değil mi anneciğim? Tabii ki doğal. Anne böyle dibine kadar dolduruyor muydun? Aynen öyle. İyice sil şimdi yavrum. Ağzına kadar dolu olacak yavrum. Bunları kaynatacak mıyız yoksa böyle mi koyacağız? Hayır, kaynamayacak yavrum. Silin iyice. Anneciğim silin sarımsak yavrum olduğu için bozulmayacak kaynatmadığınız Hayır. için. Kapağını sıkı sıkı kapatırsanız o bir güzel fermente olur ve kışın emrinize amade olacağı anı bekler çocuklar. Tamamen organik domates sosu konservesi aslında bu yaptığınız. Ha gayret, tencereler bitiyor. Semra, sizin ne kadar kaldı yavrum? Sizin de mi? Anne bizim iki şişe kaldı. Hiç bırakmadık anne. Şeyimiz bitti. Ben ne dedim? Bu malzemeler 10 şişeye dolar, artar bile. Bizim bitti anneciğim. Tamam. Ramazan ve Semra'nın kavanozları boş kalırken diğer çiftlerimiz de doğal domates soslarını kavanozlarına aktarmayı tamamlıyorlar. Sizin de 2,5. Semir, sizin yarısı nerede ya? Demin kabuklar çıktı ya, bizde ondan yoktu ya onlar. Öyle mi? Kabukları biz ayıtmadık. Evet Ümmiye anne, gelelim neticeye. Hepinizin eline sağlık. Allah razı olsun. Gayet güzel çalıştınız. Sağ olasın. Şimdiye kadar bir domates rendele denildiğinde bunun bu kadar basit bir şey olduğunu düşündüğünüz
bu domates rendelemek o kadar da basit değilmiş. Anladık. Farkına vardınız evet, değil mi? Ters. Kesinlikle şu an kolum hiçbir şey yani. Görüldüğü gibi değil yavrum. Kolum hala İlk titriyor yani yaptım. Şu an anneciğim öyle söyleyeyim yani. Meltem annemiz size inanılmaz bir püf noktası verecek. Mürekkep lekesini, koltuklarda, duvarlarda çocukların çizdiği lekeleri ne çıkartır biliyor musunuz? Ölecek oluyor. Ben alkol diye düşünüyorum ama. Anneciğim. Eyvah gitti anne. Anne o çıkacak mı oradan? Yani. Çıkmaz gibi. Aa. Aa. Harbiden. Çıktı. Anne ben hiçbir şey söyleyemiyorum, şok oldum. Bu gayet çıktı ya. Şimdi hepinizi gözlemledim. Biber doğramadan, sarımsak soymadan, domatesleri rendelemeden hepsinize tek tek baktım. Bugün kışlık domates sosu yapma görevinde bana bileziği ilk verecek olan çiftimiz... Anneciğim tam çıkıyor sandık. Bir an bayılacaktım. En güzel domates sosu bence bizimdi. Kabuk değil de içinde hani tam rendelenememiş domates kaldı. Ama kabuğu yoktu. Ondan çok eminim. Zaten onları ayıkladım. Genel olarak çok iyiydik. Bizim bir kavanozumuz bir onda üç falan. Yani bir buçuk bile değil yani kaldı boş. İkişer ikişer kaldı onların kavanozları. Hatta birinin iki buçuk kaldı yani. Bir keza zaten en son kavanozlara doldurduğumuzda da ortaya çıktı zaten. Ümmiye anne daha ince ayrıntılara dikkat ediyor bence. Yani hızlı yapmaktansa ya ben biz hızlı yaptık ama ayrıyetten de gayet iyi yaptığımı düşünüyorum. Ben bak sarımsakları ilk önce ayıkladım sonra mümkün tamam, sarımsak da en iyisizdiniz. Sarımsak. Öyle. Ama o konumuz sarımsak değil. Bunları doldurmada hızlı oldum. Konumuz bu yani. Kabuk vardı. İkinciyi mi belirliyorsunuz? Yani şu. Ne yapıyorsunuz? Anlamadım ki bu kadar car car car. Birinci belli. Anneciğimiz Allah'ın izniyle. Tamam akşam finalde göreceğiz. O gördü ya. Anneciğimiz gördü. Ben bizim olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ben söylemiyorum ama adalet herkese olarak başarılar. Anne karar verecek. Çocuklar bugün leke çıkartacağız. Bir tanesi kahve lekesi. Bir tanesi de yastık lekesi. Yastık. Evet. Evet çocuklar. Aa. Çamaşır sodası. Harika. Olduğunuz gibi. Süper. Harika. Bembeyaz. Bembeyaz. Kırmızı lekelerini çıkartır bilir misiniz? Çilek, vişne. Bunu çıkartan şey... Aa. Allah. Hiç duydunuz mu? Evet. Şok oldum şu anda. Aa. Şaka değil ya. Yani. Ana ocağının güzel sakinleri bahçenin tadını çıkarırken... Günün ikinci görevi için çiftlerimizde bir telaş çıkıyorlar evden. Hadi buyurun. Çamaşırlarınız var, buyurun. Oo. Bizi yıkayacaksınız galiba. Hemen şöyle sıralanın anneciğim. Gel gel böyle. Böyle mi? Böyle böyle geç. Hoş geldiniz. Ne yaptınız? Ya. Kışlık domateslerimizi yaptınız mı? Evet, hazır anneciğim. Hepsini hallettik, hazırladık. Oh, ellerinize sağlık. Allah razı olsun. Nasıl geçti Ümmiye anne ile olan göreviniz? Yorucuydu birazcık. Keyifliydi ama. Emek istiyor birazcık yani. Onlar normal bence. Yani. Emeksiz iş yok ana ocağında çocuklar. Evet. Şimdi yerdeleyenleriniz var. Malzemeler var, soda var, sirke var, Arap sabunu var. Bunlara baktığınızda ne yapacağız biz? Lekeyi çıkaracağız. Lekeyi çıkarmaya çalışacağız. Eski usulle tabii. Ama önce sabun oluşturacağız sanırım. Çocuklar bugün leke çıkartacağız. Evet. Evet anneciğim. Şimdi hepinizin evinde yastıklarda sarı sarı lekeler olur. Evet. Ter lekesidir, gece terlersiniz, başınız terler. Evet. Ne bileyim. Yastığı yatarken koltuğun altına alıp yatan vardır. Yine sarı leke olur. Bir müddet sonra bakarsınız ki yastığın üstünde parça 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 sarı sarı lekeler. Evet aynen. Ve onları çıkartmak çok zordur. Fikri olan var mı? Şu yöntemle çıkar anneciğim diyen var mı içinizde? Ben üniversitedeki evimde benim çok oldu öyle arkadaşım. Çıkartamadık yani. Bilmiyorduk çünkü işlemi. Biraz zor gibi. Sarı, yani, sarıya oluşunca. Ya erkenden müdahale edeceksin. Evet evet. Ama diğer türlü zor yani. Ama yastıkların uğraşmak. Üstündeki lekeyi de erkenden müdahale etmek. Her gün güneşte biraz bekletmek lazım. Üzerinde leke olduğunu. Havalandırmak. Havalandırmak evet, lazım değil ben mi? Ben üzerindeki yaz ve kış muhakkak hem çarşaflarınızı hem yorganlarınızı havalandırın. Çünkü vücuttaki ölü deriler bütün gece ne yapıyor? Yatağa dökülüyor. Evet. Ve o minicik 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 böcekler.
bütün vücudunuza zarar veriyor. Aynen öyle. Bütün onları temizlemek için hem havalandırmak lazım, hem çok sağlıklı yatak temizliği, yastık temizliği ve yorgan temizliği yapmak lazım. Şimdi biz bugün yastık kılıfından başlıyoruz. İki tane lekemiz var. Bir tanesi kahve lekesi. Hı hı. Bir tanesi de yastık lekesi. Yastık lekesi. Evet. Şimdi ben size bu lekeleri nasıl çıkartacağımızı hemen şöyle göstereceğim. Leğenin içine yaydınız. Şöyle biraz çamaşır sodası. Çamaşır sodasının üzerine suyu ilave ediyorum. Şimdi çocuklar, çamaşır sodası birçok lekeye hakimdir. Hepsini çıkartır. Şimdi lekelerden bahsetmişken bunu anlatıyorum size ama hemen dipnot bir şey daha söylemek istiyorum. Kırmızı lekelerini çıkartır, bilir misiniz? Çilek, vişne, kırmızı dut, değil mi? O kara dutlar vardır, yemesi de ne kadar güzeldir. Evet, çok ama lezzetli oluyor. Ama leke bıraktığı zaman lekesini çıkartmak çok zordur. O çok zor leke olduğu için hiç çıkmıyor yani, bilmiyorum. Meltem annenize göre çıkmaz leke diye bir şey yok çocuklar. Her şeyin mutlaka bir çözümü vardır. Bunu çıkartan şey, biliyor musunuz ki, idrar. Aa, Allah. Hiç duydunuz mu? Evet. Şok oldum şu anda. Ben de duyduğumda çok şaşırmıştım. Şaka. Ama tabii ya, biz lekelenen bluzumuzun üzerine olamayacağı için ne yapıyoruz? Onun yerine ne vardır idrarda? Amonyak. Amonyak. Değil mi? Aa. Bütün kırmızı çıkmayan lekeleri sulandırdığımız amonyakla çıkartabiliriz. Eminiz burada öğreneceğiniz püf noktaları gündelik hayatınızda çok işe yarayacaktır çocuklar. Hiçbir şekilde yastıklardan çıkmayan ve sapsarı leke bırakan yastıkların üzerindeki ter lekelerine son diyoruz. Evet. Değil mi? O lekeleri şimdi kendi yöntemlerimizle çok kolay bir şekilde çıkartacağız. Hazır mıyız? Hazırız. Şimdi ne yaptım? İlk önce soda koydum. Soda. Soda birazcık eridi. Eridi, evet. Oksijenli suyum var. Hani eliniz yaralandığında mikrobu kırılmasını önler diye oksijenli su kullanırız. Evet. Ufak tefek yaralanmalarda kullandığımız oksijenli suyun aynı zamanda leke çıkarıcı olduğu hiç aklımıza gelmezdi Meltem anne. Sayende bugün yine yeni bir şey öğrenmiş olduk. Elinizle güzelce çitiliyorsunuz. Bunu döküp bekletebilirsiniz. Bakın nasıl açılıyor hemen. Evet, evet, evet. Az az. Evet. Kırdı bütün o ağır şeyi. İyice çıktı. İyice çitilediniz. Demek ki yastıkların üzerindeki o sarı lekeyi kolayca ne çıkartıyormuş? Oksijen suyu. Oksijenli su. Görüyor musunuz? Evet. Bembeyaz. Bembeyaz oldu. Evet. Sarı bayağı leke fark etti. Gitti. Bayağı gitti. Hemen yani çıktı. Hemen peşinden birazcık su ilave ediyorum üstüne. Bir de şunu unutmayın çocuklar. Çok sıcak su her türlü lekeyi pişirir. Evet. Yani sabitler. Lekeli bir şey yıkıyorsanız muhakkak ılık suyla elin dayanabileceği sıcaklıkta suda yıkamalısınız ki leke kolayca çıksın. Şimdi üzerine biraz da çamaşır sodası döküyorum. Onunla da şöyle elimle çitiliyorum. Sonrasında neyle yıkıyorum? Kendi hazırladığım evet, doğal çamaşır deterjanıyla yıkıyorum. Doğal. Ama hepimizin çok iyi bildiği, annelerimizin, anneannelerimizin çamaşır yıkarken ya da ev temizliğinde kullandığı ne var hayatımızda? Arap sabunu. Arap sabunu meşhur. Kimyasal malzemeleri kullanmaktansa hiçbir şey bilmiyorsanız Arap sabunu alın. Arap sabununla evet, bembeyaz. Bembeyaz oldu. Gördünüz mü? Hatta yıkamaya bile gerek kalmadı anneciğim. Aynen. Eline çıktı yani. Aynen. Tertemiz oldu. Makine mi varmış? Ki, çamaşır makinesi yapacağız. Yastıkların üzerindeki sarı lekeleri neyle çıkartıyormuşuz? Harika. Oksijenli, oksijenli suyla. Oksijenli suyla çıkartıyormuşuz. Evet çocuklar, şimdi kahve lekesi var değil mi? Evet. Kahve lekesini de ne yapıyorsunuz? İçtiğiniz maden suyu. Şimdi içtiğimiz bu maden sularından kahve lekelerini de çıkartmak mümkün. Gerçekten işe yarıyor mu Meltem anne? Bakın nasıl açıyor lekeyi, görüyor musunuz? Evet, aynen. Zaten o köpürdüğünün sesinden bir şeyler yapıyordu zaten, anlıyorsun yani. Şimdi şunu yapabilirsiniz. Çıkmayan yoğun bir leke ise ve çok kaldıysa ve hatta fark etmeden kahve lekesi olduğunu çamaşır makinesine atıp özellikle de sıcak suyla yıkamak durumunda kaldıysanız lekeyi sabitlediniz anlamına gelir. Lekeyi sabitlediniz. Kahve oldu bluzunuz, gömleğiniz. Lekesini çıkartmadan mı duracağız? Öyle kalacak mı? Çıkartacağız. Hayır. Hayır. O zaman ne yapıyorsunuz? Yine maden suyunu alıyorsunuz. Maden suyunla birlikte üzerine karbonat serpiyorsunuz. Hmm.
bolca. Karbonatla birlikte leke tamamen çıkıyor. Çok iyi. Adem senin bilmen lazım. Erzincan'da soda meşhur. Sodayı çıkar. Biliyorum da bunun temizlediğini bilmiyorum. Anneciğim bundan sonra kahve içerken soda da almam gerekecek. Yıllarca içiyoruz orada sodayı. Neler varmış. Şimdi birazcık duruluyorum. Sonra hangi muhteşem leke çıkarıcıyı koyacağız Meltem anne? Çamaşır sodan vardı. Onu bunun için kullanıyoruz. Evet. Kahve için. Çamaşır sodasını döküyorum. Ve iyice çitiliyorum. Peki bu leke çıkarma maratonunda görev dağılımı nasıl olacak Meltem anne? Şimdi sizden istediğim baylar kahve lekesini çıkartsın. Eyvah. Çitleniyorsun işte sodayla şimdi. Bayanlar. Yastık lekesini. Yastıklardaki sarı lekeleri çıkartsın. Bu arada senin tişörtünde de lekeden eser kalmadı Meltem anne. Son halini biz de görebilir miyiz? Evet çocuklar. Aa. Çamaşır sodası. Harika. Olduğunuz gibi. Süper. Harika. Bembeyaz. Lekesini çıkardı. Orijinal gibi. Bundan sonrası şudur. Bundan sonrasını dediğim gibi ister deterjanla ister Meltem annenizin yaptığı gibi Arap sabununa yıkayıp durulayıp mis gibi eskiler sakız gibi derdi. Sakız gibi çamaşırlarınızı ipe asıyorsunuz. Şimdi her iki şeyi de yani yastık kılıfını da tişörtünüzü de şöyle bir açıyoruz. Bakıyoruz kiminki en temiz, kiminki lekesi çıkmış ve kim önce bitirdiyse bugün benim görevimde bileziği o hak ediyor. Tamam. İlk önce kızlarım başlıyor, peşinden oğullarım devam ediyor. Evet çocuklar hazır mısınız? Hazırız. Hazırsanız peki o zaman şöyle bir şey söylüyorum. Bu göreviniz bittikten sonra size inanılmaz bir püf noktası öğreteceğim. Çok merak ediyorum. Hazır mısınız? Hadi hızlı yapın da öğrenelim. Haydi bakalım kızlar. 3, 2, 1 ve başlayın. Eşleriniz oksijenli suyla çamaşırlarını çitilerken sizin desteğiniz de çok önemli beyler. Bizden söylemesi. Ben sana türkü söyleyeceğim aşkım birazdan hadi. Evet hadi güzel gidiyorsun. İyice emin olun lekenin çıktığından. Böyle güneşe tutup bakın. Bakıyoruz da Tuğba şimdiden Arap sabunundan yardım alıyor Meltem anne. Biraz daha mı dökseydin acaba? Yok hayatım bir dakika çok iyi yapacağım. Evet Ramazan nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor. Çıktı alışkınız. Mı leke? Çıkıyor az kaldı çok az kaldı. Semih sizde nasıl? Çok iyi anneciğim. Hiç belli bile olmuyor. Çıktığı için hiç belli bile olmuyor. Bol bol deterjan dökmüşler karşıya dökmüşler galiba. Çevir çevir biraz su dökelim gel. Gel biraz su dökeyim gel. Dur dur olacağım aşkım dur. Siz de dökün kardeşim. Dök dök aşkım dök. Dök. Bir dakika tam dur çok döktüm dur. Tamam. Oh elim yandı. Sıcak mısın ya? Bir dakika dur. Panik yaptım, panik yaptım yeri. Hiç panik, panik yapmadım, hiç de panik yapmadım. Çok da çok. Yani azıcık dök, azıcık dök. Durulamaya geçiyorum, sonra başlayacaksın. Çabuk, önce bitireceğiz, çabuk. Tamam, tamamdır. Çocuklar, ana ocağındaki her görevi herhalde, bu temizlik. Süratle yaparsanız yandınız. Hadi, hadi lastiği. Ellerim yandı, çok sıcak. Yaktın beni Ramazan, yaktın. Hadi, hadi, hadi. Yaktım, çabuk ol biraz. Anneciğim, bitirdik. Gel, evet, gel, gel. Evet, çocuklar. Adem tişörte geçti. Rıdıklarını anlatıyor musunuz? Evet. Azıcık su dök. Allah Allah ya. Hadi 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 hadi. Ha, tamam hadi kom. Onu hayır onu değil önce. Karıştı sen onu bırak sodayı al. Soda. Aç. Sodalar meydana çıktığına göre çitileme sırası beylerde demektir. Şimdiden kolay gelsin beyler. Dök 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 dök. Sodayı hepsine dök. İyice iyice iyice. Başka yere kaçırma. Hadi tamam beyaz oldu. Olmadı Ramazan var bir şeyler daha. Hadi beyler, hadi beyler. Biraz daha tempo. Yedir hadi. Dök dök, sodayı bitir, sodayı bitir aşkım, sodayı bitir, dök. Hayatım beni izlemedin mi? İyice, iyice, iyice. Evet, iyice çitileyim beyler. Öyle nazik nazik değil. Oo, çok sıcak, elim yandı. Uy. Çitile, çitile. Uy, uy, uy. Ya derinden yanmıştı. Çitile hayatım, böyle birbirine kızdı. Tamam, ne kenara bakıyorsun sen? Devam et, devam et. Bakalım, dur, dur. Şöyle çitilesene, şöyle, şöyle. Tamamen organik malzemelerle doğaya zarar vermeden çamaşırlardaki lekeleri çıkarmaya çalışan beylerin bu işe hiç de alışkın olmadıkları çok belli. Sana Tuğba nasıl da nazik davranıyor Adem tişörte. Evet Ramazan'ın lekesi çıkmak üzere çocuklar. Çok az çok az. Hadi tamam. Süper gidiyorsun hadi. Çıkıyor bak. Aşkım kaldırıp niye duruyorsun? Evet çocuklar eskiden annelerimiz, anneannelerimiz, leğenler de böyle yıkıyorlardı çamaşırları. Yandım Allah! Çok sıcak su kızım.
ellerim yandı. Yani ellerim kavruldu hatta. Aslında eline dökmemem gerekiyordu ama o an panikle eline döktüm sanırım. Sende hata var. Elim evet. İşlemedi artık zaten. Yani yandı. Bir yandan kaynar suyla mücadele ederken bir yandan da lekeleri çıkarmaya uğraşan beyler müthiş bir rekabet örneği sergiliyorlar. Yalnız Semih'in tişörtünde durum pek de parlak görünmüyor Meltem anne. Mihriban yıkayabiliyor mu? Yıkıyor işte, bakalım. Çok emin değilsin. Biraz narin yapıyor. Kalk durma. Çıktı. Gel çıktı. Hadi buluyoruz, tamam hadi. Getir, yavaş dök. Semra, ne durumdasınız? İyi gidiyoruz anne. Çıktı mı leke? Çıktı sayılır. Az kaldı, çok az kaldı. Yavaş dök. Sık, onlar da sıkıyor. Çabuk. Kaptan. Yandım Allah'ım. Çıktı gibi ya, daha da temiz yapamam onu. Hadi dökeyim abi. Parladı. Hadi dök. Ah! Anneciğim bitti bizim. Bizim de bitti. Bak bir çıktı. Hatta lekecik de neymiş. Oo. Oh. Yeni alınmış gibi anneciğim. Sıfır. Evet, kim benimki bitti diyor çocuklar. Benimki bitti. Bizim bitti. Sizinki bitti. Gerçekten. Çocuklar, Ademler ilk bitirdi ve benimki bitti anne dedi. Ama biliyorsunuz ilk bitiren önemli değil. En de temiz anne. Bitiren ve lekeyi bizim çıkartan önemli. Evet, Ramazan'da iyice sıktı. Artık tişört kalmadı çünkü lime etti sıkmaktan. Ya adam temizim diye tişörtü parçalamış ya. Önemli olan onu yaptıktan sonra giyebilmek de bir de yani. Evet çocuklar, hepinizin ellerine sağlık. Teşekkür ederim. İnşallah oğullarım, annelerimiz, anneannelerimiz nasıl elinde yıkıyormuş dere kenarında çamaşırları çok anlamışlardı. Çok inşallah. Gerçi kızlarım da elde çamaşır yıkamıyorlar değil mi? Ben yıkıyorum çocuğun çamaşırlarını. Yıkıyorum kendi adıma konuşayım. Küçükken mahallelerde görürdüm. Daha küçükken mahallede yıkıyorlardı, görüyordum da. Çok zormuş gerçekten bizim yani. Artık. Ben mecbur yıkıyorum hep bir şeyler akıttığı için. Önce bir titiliyorum evden aynen. Sadece lekeleri elimizle yıkıyoruz. Annemi de hatırlıyorum ben yani. Yıkadığını, makinemi. Ana ocağı annenizi, atanızı evet. Ve onların yaptığı kıymetli şeyleri evet. Çok hatırlatacak size. Evet, şimdi konumuza dönelim bakalım yastık kılıflarındaki ter lekelerini kızlarım çıkartabilmiş mi? Anneciğim bir de arkasını çevir. Evet, şöyle bir sabit tut ışığa karşı ki bir inceleyelim. Evet annem, seninkini gördüm. Mirbancığım, seninkine de bakayım. Arkasını çevir. Tamam, seninkine de bakayım anneciğim. Böyle. Evet, kızlarım yastık kılıflarındaki ter lekesini çok başarılı şekilde çıkartmışlar. Bakalım oğullarım tişörtlerdeki kahve lekesini çıkartabildi mi? Ademciğim, kaldır tişörtünü. Çıkmış mı sence leken? Döndür bir kendine bak. Çok güzel yıkadım bence, anne diyor musun? Bence güzel yıkamışım anne. Çok güzel çıkmış yani. Ellerime sağlık diyorsun. Ellerime sağlık. Size de teşekkür ederiz. Tebrik ediyorum seni. Evet Semih'ciğim, sen ne durumdasın? Senin tişörtündeki leke çıktı mı? Anne ben çıkmış gibi görüyorum ama hafiften. Ben de buradan görüyorum gibi sanki. Yeşil tişört ya o yüzden. Yani bilemiyorum rengini ama sanki dalgalar var sarı anneciğim. Bizimkinde daha çok belli oluyor renkten. Evet. Ramazan şöyle bir silkele tişörtünü. Onun gibi beyazlamış artık. Ya bugün hep sert. Sert yonacaksın dedim. Ben de çok sert yaptım. Kalmadı neredeyse. Evet. Ellerinize sağlık. Ter döktünüz. Birer tişörtle beyler. Biz de teşekkür ederiz. Sayenizde bir şey öğrendik. Sayenizde hepsini. Şimdi ana ocağının ilk gününde Meltem annenin leke çıkarma görevinde bileziği bana ilk verecek olan çiftimiz. Bütün leğenleri kovaları toplayın, akşam finalde söyleyeceğim. O da iyiymiş. Yapmayın anne ya. Oh. En güzel biz çıkardık. Çünkü diğerlerine kaldırıp baktığımızda lekeler çok bariz belli oluyordu. Bizde de leke vardı ama onlar ikisi kadar belli olmuyordu bizim lekelerimiz. Belki bu yarışta belki biraz hani düşük kalmış olabilir performansımız ama diğer yarışlarda telafi edeceğimizi düşünüyorum evet. Ben yine. Yani hepsini karşılaştırdığım zaman biz kesinlikle aşık ara bir şekilde yani. En temiz ve en güzel çıktığı zaman bizimkisi yani. Evet çocuklar, şimdi demin sordunuz, birer sprey var. Evet, fazladan içinde. O spreyi alıyorsunuz, bir de poşetlerde toz var. Onu alıyorsunuz, sirkeyi ve limonu alıyorsunuz. Benle birlikte içeri geliyorsunuz. Haydi bakalım. Bu tişörtleri bırakıyoruz buraya değil mi anneciğim? Tişörtlerinizi alın, ipi asacağız. Al hayatım. Geri dönüşüm ve ev işleriyle ilgili envai çeşit püf noktasıyla sizleri bilgilendiren Meltem anneniz bakalım bugün neler anlatacak. Hiç inanmıyordum açıkça. Benim pek işim olmuyordu çamaşırla. Ama burada bayağı bir şey öğrendim. Bunlar benim için çok iyi oldu. Evet.
gerekli bilgilerde. Şimdi evet, demin ne dedim? Meltem anneniz size inanılmaz bir püf noktası verecek dedim. Şimdi çocuklar, ufak çocuğu olan var değil mi? Erkekler gömlek giyiyor, gömleğinin cebine kalem koyuyor. Akıyor. Mürekkebe akıyor. Ve mürekkebe akıyor. Mürekkep lekesini, koltuklarda, duvarlarda çocukların çizdiği lekeleri ne çıkartır biliyor musunuz? Hiç bilmiyoruz, öylece kalıyor. Ben alkol diye düşünüyorum ama... Anneciğim. Eyvah, gitti anne. O çıkacak mı oradan? Çıkmaz gibi. İçim gitti şu anda. Gittik. Gittik oldu. Gittik oldu. Koltuk gitti. Kaplatmak lazım. Bu kadar basit miydi ya? Anneciğim, o zaman çocuklara verelim, çizsinler. Şimdi ama çok da büyük çizmişim. Ay anne, gitti. Nasıl çıkacak anne? Nasıl çıkacak? Anne, bence çıkmayacak o. Bence de çıkmayacak gibi. Şimdi bunu biraz daha sabitleyelim. Eyvah, hani iyice belli oldu. Nasıl oldu rengi? İyice açıldı, çok belli oluyor şimdi. Hani ben değişik bir hava kattı sanki. Hani iyice berbat oldu. At çöpe. Nizami çizilmiş. Şimdi gerçekten çıkacak o yani. Aa. 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 Harbiden. Çıktı. Bitmeden anne, ben hiçbir şey söyleyemiyorum. Anne, o da parfümün o. Tahminleriniz eskiden, neydi? Eskisi gibi oldu. O da parfüm. Sinek ilacı. Anneciğim, bize isim ver. Sinek ilacı değil. Aa, tamam, saç spreyi. Bak, aranızda bir oldu. Evet, koktu zaten. Saç spreyiyle. Odaklandım, kokusunu koklayamadım. Önleklerin üzerindeki, koltukların üzerindeki bütün lekeleri saç spreyiyle çıkartabilirsiniz. Anne, deriden aranızda de çıkartıyor mu? Deriden de çıkart. Aranızda oje kullanan var mı? Ya, kullanıyoruz normalde de ama şu an yok. Evde asetonunuz bitti. Ne yapıyorsunuz? Saç spreyi mi? Evet. Aa, ertesi günü bekliyorlar anne. Çamaşır, bulaşık yıkıyoruz. Çıksın diye. Kazıyoruz. Çocuklardan sebep bunu evde taşımak gerekiyor. Saç spreyi çok iyiymiş ya. Yalnız bunu biz niye bilmiyorduk acaba? Anne. Annemiz. Annelerden. Anne söylemiştim belki de. Bilgi. Öğreneceksiniz. Şimdi yalnız bunu sildiniz. Ama gayet çıktı ya. Bu da biraz kuvvet istiyor ama değil mi? Evet. Evet. Erkekler mi devreye giriyor anne böyle durumlarda? Şimdi evde kadınlar erkekler yok. Bir uzaktan bakın bakayım, gözüküyor mu, belli oluyor mu? Kalem belli olmuyor yani. Sadece ıslaklık. Islak var sadece. Çok minik bir gölge var ama yine. Şimdi bunu ne yapıyorsunuz? Arap sabununla su hazırlıyorsunuz. Bir de güzel üzerinden onunla siliyorsunuz. Oh mis. Sonra durulamak için ve yumuşatmak için ne dedim çamaşırlardan? Lavant. Sirkeli su hazırlıyorsunuz. Bir de sirkeli suyla siliyorsunuz. Ne oluyor koltuklarınız? Mis gibi. Mis İlk gibi. Günkü gibi. Hadi yine iyisiniz beyler. Çizildi, kirlendi diye yeni mobilyalar almaktan kurtuldunuz. Yeni mobilyalara son o zaman. Ne güzel. Sil sil yenil. Evet. Tükenmez kalem ve mürekkep lekesini neyle çıkartıyormuşuz? Saç spreyiyle. Saç spreyiyle çıkartıyormuşuz. Bu da Meltem annenizden. İnanılmaz size... bir bilgi. Aynen. Beklediğimize değdi. Valla ne yalan söyleyelim. Pırıl oldu bembeyaz koltuk Meltem anne. Bu da Meltem annemizden. Size aklınızda kalacak bir püf noktası. Evet. Nasıl bir püf noktası? Önemli bir püf noktası. Yani inanılmaz. Yani çok çok iyi ya. Evet çocuklar, şimdi benle olan göreviniz bitti. Ne kaldı? Zehra anne. Zehra anne ile mutfak görevi var. Evet. Muhteşem bir yemek, muhteşem eyvah bir tarif. Sizden beklediğimiz ve istediğimiz onu en muhteşem şekilde yapmak. Yapıyor olmanız. Haydi mutfağa. Haydi. Bugün de bir bulgur pilavı yapacağız. Oo. Patlıcan kapamalı bulgur pilavı yapıyoruz. Ah. Vay 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 vay. Oh maşallah. Anne, bundan yiyecek miyiz biz ya? Evet.
için Zehra annemizle birlikte mutfaktayız. Ana ocağında her hafta birbirinden farklı cıvıl cıvıl çiftleri ağırlayan Zehra annemiz için yeni çocuklarıyla tanışma vakti. Tekrar hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Bugün ana ocağındaki ilk gününüz. Evet. Meltem anneyle, Ümmiye anneyle görevlerinizi yaptınız. En son bugünkü göreviniz de yemek göreviniz benimle birlikte. Çocuklar biz ana ocağında yaptığımız yemekler yöresel ve Anadolu'ya mal olmuş yemekleri yapıyoruz. Ve biz Anadolu'da pirinç yerine bulgur kullanırız. Daha sağlıklı olduğu için. Evet, daha sağlıklı olduğu için. Evet. Ve bugün de bir bulgur pilavı yapacağız. Patlıcan kapamalı bulgur pilavı yapıyoruz. Tamam. İlk önce ben hem patlıcanları soyacağım hem de sohbet edeceğiz. Evet, patlıcanlarımız kemer patlıcan. İşin içinde patlıcan varsa harikadır yemek. Evet, aynen. Evet. Patlıcan biliyorsunuz çok güzel bir sebze. Faydalı. Ve her şeye yakışır. Aynen. Çocuklar çok küçük püf noktalarını kaçırmayın. Çok küçük püf noktalarından bileziğinizi kaybedebilirsiniz. Aynen. Aman Allah'ım. Evet, çok küçük bir püf noktası bileziğinize mal olabilir çocuklar. Gelelim patlıcan kapamalı bulgur pilavının malzemelerine Zehra anne. Çocuklar şimdi bu yemeği yapmak için 2 su bardağı bulgura ihtiyacımız var. 1 yemek kaşığı tereyağına ihtiyacımız var. 1 çay tatlı kaşığı karabibere, 1 tatlı kaşığı tuza ihtiyacımız var ve de 3 tane patlıcana ihtiyacımız var. Evet. Ama ilave olarak patlıcanlarımızı tuzlu suda bekleteceğiz. Bulgurumuzu yıkayacağız. Ve ayrıca servis tabağına ihtiyacımız olacak. Bunu da beraber yapacağız. Ayrıca kızartmak için de hemen hemen 1 litre kadar sıvı yağ ihtiyacımız var. Evet, gördüğünüz gibi çok kalın olmayan dilimlerde kesiyorum. İnce ince doğranıyor. Evet, evet, çok kalın olmayan dilimler. Çok ince de değil, kalın da değil. Çünkü kalın oldu mu... Çok yağ çeker. Hem yağ çeker hem de bizim... Esnek olmaz. Düzenimize uymaz çünkü biz bunu bir kabın içinde... Hamsi pilavı yapar gibi. Evet. Şimdi patlıcanlarımı doğrayınca hemen çocuklar patlıcanlarım kararmasın diye... Hemen tuzlayacağım. Üzerine tuz koyuyorum. Bolca bir tuz. 1 kaşık. Yemek kaşığı kadar. Evet. Ve şu şekeri alayım çocuklar. Bir miktar da yarım çay yemek kaşığı kadar da şeker koyuyorum. Acısı... Yarım. Geçsin diye. Oh. Hemen üstüne suyumu koyuyorum. Kararmasın diye değil mi? Anneciğim şekeri bilmiyordum ben. Şimdi bunların hepsi anneciğim kararmasın diye mi? Evet. Değil mi? Sadece kararmasın diye. Kararmasın ve acı suyu çıksın diye. Evet. Harika. Acı suyu çıksın. Amaç bu yani. Evet. Amaç. Çocuklar mesela bunu başka yöntemlerle de yapabilirsiniz. Mesela bazı şeylerde süt konur. Süt de konarak patlıcanı beyaz tutabilirsiniz. Yani rengi kararmaz. Salata yaparken. Evet. Süt de kullanabilirsiniz. Limon sıkabilirsiniz. Anneciğim bu su kadar mı süt konuyor yoksa bir iki damla mı? Hayır birazcık. Bir fincan kadar. Tamam. Patlıcanlarınızı seçerken beyaz içinin beyaz olması, çekirdeksiz olması çok önemli. Şimdi ben ilk etapta patlıcanlarımı doğradım, tuzlu suya yatırdım ve bir kenarda bekleteceğim. Evet. Ne kadar bekleteceğim? Kızartmaya yakın. Diğer malzemeleri hazırlayana kadar. Evet. Evet. Ben şimdi patlıcanlarımı soydum. Patlıcan soymayı erkekler yapacak. Hadi bakalım beyler, görelim bıçak kullanırken ne kadar marifetli olduğunuzu. Ama fazla kaptırmayın da kabuğunu soyayım derken patlıcanı çöpe atmayın. Yarısı gitmiş Semih. Evet. Kızaracak kalmadı. Zamanla evet, oturacak o. Semih dibini almış. Dikkat et. Yavaş hayatım. Zamanla oturacak. Sen yapma sakın. İnce, ince soy hayatım. Patlıcanın kabuğunu çizgili pijama şeklinde soymak zor, patlıcanı dilimlemek daha da zor. Ah beyler, ah! Hayatınızda ilk defa mutfağa adım attınız herhalde. Patlıcanların durumu gerçekten de işler acısı. Zehra annenizi daha ilk günden büyük hayal kırıklığına uğrattınız beyler. Evet, patlıcanları... Ne yapıyorsunuz öyle? Şu an var ya bir olmuyor rezil ettiniz. Çocuklar yani şey patlıcanlar. Yok. Kesemedik. Yani Adem mahvettin patlıcanları güzel çocuğum. Bir kere kaçırdım rölantiyi ya. Ya Allah aşkına ya. Tamam bunları da içine koy. Yine ben görürüm. Çok kötü oldu patlıcanlar. Hayatım ya nasıl yapıyorsun Allah aşkına ya. Sinirlendim ama.
Anne oluyor mu? İnce ince doğramaya başladım sanki. Evet, hepinizin patlıcanlarına bakıyorum. Çok başarılı değil erkekler patlıcan doğramada. Hiç gibi sosyal. Anne bu tarafa da bak. Bakıyorum, bakıyorum. Zar gibi olmuş ya. Evet, bitti mi Ramazan? Bitti anneciğim. Tamam. Aşım pratik istiyor bunları. Bak pratiği yaptık. Ben sana evde çalıştırayım seni dedim. İstemedin. Ben yaparım, ben yaparım. Yapıyorum gayet şu anda. Hayatım. Böyle mi kesin? Öyle. Biraz daha incelt. İncelt hayatım. Ha, şimdi. Bir kere bıçağın ucunu taksan devam gelir hayatım. Evet, ha. Tamam, bak çok güzel oldu. Keşke böyle yapsaydın başta. Semih ya. Of, dinlemedi hayatım. Ki böyle daha. Al bak, al sana al. Hanım sözü bak. Hanım sözü dinleyeceksin. İyi bak. Sözü. Beni dinlemedi anne. Abi var ya, lüfer balık gibi oldu be. Lüfer gibi patlıcanlarınıza bir an önce tuz ve şeker de koyarsanız çok iyi olacak beyler. Siz de kenara alın. Mihriban sen de kenara al kaseni yavrum. Patlıcanlar bir köşede dinlenmeye çekilirken çiftlerimiz de patlıcan kapamalı bulgur pilavının bir sonraki aşamasına geçmek için sabırsızlanıyorlar. Çocuklar, patlıcanlarımızın acısı ve rengi beyazlaşana kadar tuzlu suda bekletirken biz pilavımızı yapacağız. Evet. 2 su bardağı bulguru süzgeçime koyuyorum. Hı hı. Ve yıkıyorum. İyi yıkamak önemli değil mi anne? Evet, çok da fazla değil ama bir sudan geçirmek her zaman. Fazlası zarar mı? Evet, çünkü üstündeki sanki pirinç de daha fazla yıkanıyordu. Evet. Çünkü pirincin nişastasının akması gerekiyor Tuğba. Neyse, dönelim bulgur pilavına. Çocuklar, bir yemek kaşığı tereyağı kullanıyorum. Hı hı. Yani sizin elinizdeki tahta kaşıklarla. Bu da doğal. Evet, tereyağı da biz burada kendimiz ana ocağında yapıyoruz çocuklar. Organik şimdi, tamamen. Evet, tamamen organik. Zaten kokusunu şimdi duyacaksınız. Pilav yapmanın çocuklar püf noktaları vardır biliyorsunuz. Ve bulguru çocuklar birazcık kavuracağım. Hı hı. Çünkü daha lezzetli olur. Bulgurun rengi saydamlaşacak. Evet. Saydamlaştığı zaman bulgur kavrulmuş demektir ve artık suyunu ilave etmem anneciğim, gerekir. Saydamlaşmak yani ne demek? Şimdi göstereceğim biraz saydamlaşınca. Normal pirinç pilavı gibi. Evet, pirinçte de öyle olur. Pirinci de kavururken ama böyle saydamlaşır. Evet, kavruluyor. Evet, evet. Ama bunu da böyle kavurursak daha lezzetli bir bulgur pilavına ulaşabiliriz. Buram buram tereyağı. Evet. Bakın saydam dediğim şeyi görüyor musunuz? Nasıl parlıyor? Evet. Evet. Aynen. Gördünüz çok, mü? Çok net belli oluyor. Yani işte oldu biraz. Bu kadar kavuracaksınız çocuklar. Evet. Parlaksı bir hal alacak yani evet, bulgurumuz. Parlaksı bir hal alacak. Tamam. Ve bakın çocuklar tuz fazla koyduğunuz zaman çaresi çok zor. Evet. Yani geriye almak çok zor. Ama patates koyabiliriz, elma koyabiliriz içine. Ama daha az tuz. Daha sonra ilave edilebilecek şekilde. Daha sonra ilave ederiz. Bir çay kaşığı koyuyoruz. Bir çay kaşığı. Evet. Yaydıra yaydıra koyuyoruz. Evet, üstüne şimdi yıkadım bulguru. Yıkadığım için 3 bardak biraz fazla gelebilir. O yüzden 2,5 su bardağı koyuyorum çocuklar. Emmiş çekmiş olabilir. Evet, 2,5 su bardağı koyuyorum ve hemen karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyorum. Şimdi ilk başta bu böyle bir harlı olarak kaynayacak. Fokur 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 kaynayacak. Kaynadıktan sonra altını yavaşa getireceğim. Anladık mı? Evet, anladım. Anladım. Evet. Hiç problem yok. O zaman kızlarım yapıyor bunu. Ana ocağının leziz tereyağı tencerede erirken kızlarımız bulgurlarını ölçüp bir güzel yıkıyor. Hemen ardından da sıra geliyor bulguru kavurma maratonuna. Bu arada senin tencerenden de mis gibi kokular geliyor Zehra anne. Evet, bakın benim pilavım, bakıyorsunuz çocuklar. Aynen, artık kokurladı. Şeye geldi ve ben kıstım altına. Tuzunu ve suyunu eklediğinize göre artık bulgur pilavlarınız pişmeye hazır demektir. Yeme yanında yat. Ben kaynamasını ekliyorum. Evet. Şimdi bakıyorsunuz. Evet. Bakın göz göz, göz, göz. Gözleri gördük mü? Maşallah manzara şahane Zehra anne. Şimdi ne yapıyoruz onu? Evet, pilavımın altını kapattım ben. Denemli. Ve pilavımı kenara bıraktım. Bakın nasıl rengi değişti patlıcanın. Aa, görüyor musunuz? Siyahlaştı. Bütün siyah rengini bıraktı. Evet, acısını kesinlikle. Bıraktı. Aynen. Artık ne yapabilirim bunu? Yemeğimde kullanabilirim.
Ama patlıcanları süzdükten sonra da yapmamız gereken bir şey var galiba Zehra anne. Bunu bir daha sudan geçirmem gerekir. Neden? Tuzlu çünkü kalmasın. Çünkü çok tuz koyduk içine. Tuzlu kalmasın. Tamamen tuzundan ayrılacak. Bir de şeker koyduk. O da gitsin diye. Tamamen ne yapıyorum? Bir kez daha yıkıyorum. Sudan süzdürüyoruz suyla. Evet. Pilavlarımızı yarıma getirme derecesine geldi mi? Ben getirdim. Tamam. Ben kaynıyordu, getirdim. Tamam, o zaman patlıcanlarımızı sırayla önce Adem gitsin yıkasın patlıcanı. Canım beyaz olan. Heh. Hadi bakalım bir güzel yıkayın patlıcanlarınızı. Bu arada siz onlarla boğuşurken pilavlarınız da pişti. Evet, şimdi bir tane tavam var. Patlıcanlarımı bu tavada kızartacağım. Yalnız patlıcanlar hala biraz nemli Zehra anne. Yağ atmadan önce şu şekilde kurulayacağız. Evet, tavamı ocağa koyuyorum. Bol yağ. Bol. Bol. Bol yağ diyorsun. Eğer patlıcanları bol yağda kızartmazsanız maalesef yağ çeker ve ağır olur çocuklar. Yağım kızarken ben bu arada ne yapıyorum? Kuruluyoruz. Evet, kuruluyorum. Tavaya boca edilen yağ kızmak üzere kendi haline bırakılırken patlıcan kurulama maratonu başlıyor. Aferin beyler. El el üstünde durmayıp eşlerinize yardım etmenizi takdir ediyoruz. Ve ben yavaş yavaş kızartmaya başlıyorum. Versene bana. Kızartmayı kim yapacak anneciğim? Kızlar. Kızlar. Maalesef bu tehlikeli görev size kaldı kızlar. Aman yağın kızdığından iyice emin olmadan atmayın patlıcanlarınızı tavaya. Cazırdamaya başladı mı? Aa Tuğba ne yapıyorsun? Adem gel de bak eşinin şu yaptığına. Ama bir dakika yanlış yaptın. Niye? Yağ çekmedi kendini koydun. Ne yaptın? Yağ çekmedi kendini biraz burada. Nasıl yani yağ çekmedi? Evet tabii kızmadan koydun. Kızmadan? Evet evet kızmadan koydun yağı. Tuğba. En azından hatamızı kendimiz gördük hadi. Bekle biraz o toplayacak ortaya. Patlıcanı en başta biz kötü kestik. Yağını kızarmadan attı. Ama ilk başta keserken yani. Ben seni uyarmıştım hayatım. Yani ben hatamı kabul ediyorum. Yani hata yaptım ama bir dahakine olmayacak. Bu kesinlikle bir taneydi o. Bugün patlıcanları soyarken de, keserken de, kızartırken de kara bulutlar eksik olmuyor başınızdan çocuklar. Nedir bu çektiğiniz anlamadık. Bu arada senin tavanda son durum ne Zehra anne? Evet bakın benim patlıcanlarım artık yavaş yavaş kızarmaya başladı. Ne çok kızaracak ne de az kızaracak çocuklar, tamam mı? Envai çeşit yemekte başrol oynayan leziz patlıcanlar altın sarısı yağın içinde kızarırken Zehra annemiz de bol bol gözlem yapma fırsatı buluyor. Adem hiç mutfağa girmiyorsun herhalde. Hiç hiç ama... Kafaya dank etti. Lazım olabiliyormuş yani anneciğim. Evet. Hayatım bak nar gibi kızardı anneciğim. Evet görüyor musunuz? Lezzet için ter dökmeniz mecburi çocuklar. Emek olmadan hiçbir şey olmuyor. Evet gördünüz mü benim patlıcanlarımın kızarma derecesini? Çok güzel, güzel oldu. Çocuklarım. Çok lezzetli gözüküyor. Evet çocuklar bu yemeğin tarifini kaçıranlar olur ise... ...o zaman ne yapacaklar? Ana ocağı Facebook sayfasına girecekler... Tarifine ve malzemelerine ne yapacaklar? Tamamını izleyebilirler galiba. Çok iyi, çok evet. İyi. Hani siz eve gittiniz, bu yemeği yapamadınız, unuttunuz. Evet. Ne yapacaksınız? Ana Ocağı Facebook sayfasını açıp, aynen. Oradan tekrar tarife ulaşıp evde yapabileceksiniz. Çok keyifli. Harika. Bu çok iyi olmuş. Vallahi güzel evet, görünüyor Adem da yaparız. Adem evde yapacak evde mutlaka. Kesinlikle yapacak. Adem yap, bizi de çağır. İnşallah. Davet ben size söyleyeyim mi? Davet bekliyoruz. Kokusunu duyan gelecek herden buraya. Hiç fark görürsün. Mutfakla yakından uzaktan bir alakan olmasa da kendine bu denli güvenmen güzel bir şey Adem. Bu arada tavalarınızdaki manzara gerçekten iştah açıcı çocuklar. Evet ben bitirdim. Yağımı da kenara alıyorum. Bu kadar. Nokta. İddialı çiftlerimiz arasında çekişme devam ederken kızartma maratonunda da adım adım sona yaklaşılıyor. Ramazan mutfakta iyi diyordun. İyiyim de şöyle bir şey şimdi zehirlenir şansımız hiç yok sizin yemeklerindeki gibi. Bizimki zehirli daha... mi oldu diyorsun ne alaka? Bilemiyorum hani öyle bence gözüküyor. Bence sizinki geçtiği için kendine söyledin ona. Çok dikkat ederek yapıyoruz hani güzel tadı olsun diye.
kendimizi biraz daha iyi gösterdiğimizi ve çift olarak birbirimize olan saygımızı da annelere aksettirdiğimizi düşünüyorum. Onların bunu gördüğünü düşünüyorum. Hani her şeyi bütünleştirdiğimizde akşamki beş bir yer ve yarınki imtiyaz biz. Hazır mıyız güzel çocuklar? Hazırız anneciğim. Evet. Geldik işin en keyifli aşamasına çocuklar. Boşluk falan bırakmıyoruz değil mi anne? Şimdi göstereceğim nasıl dizdiğimi. Bunların için şey mi? Plan. Aynen öyle Adem. Doğru tahmin ettin. Bunu servise aldığımızda anne böyle kıvı şekli gibi çıkacak değil mi? Evet. Evet. Kalıp şeklinde. Kalınlar durmayacak şimdi tabii bakın, ki de. Dizerken aynen, tek birini diziyorum. Hani hepsini birden dizmedim. Çünkü patlıcanımı ona göre ne yapmam lazım? Yeterli. Ayarlamam. Yeterlemem aynen lazım. Evet. Bak şimdi burada sonuçta boşluğum var. Kalırsa ek evet, yerlere. Evet, evet. Kalırsa ek ilave yerlere ne yapacağım? İlave edeceğiz. İlave yapacağım. Anneciğim çok görsel bir şey olacak bu. Evet. Ter çevirince. Aynen. Bak yama evet yapıyor gördün mü? Bak benimkine gerek bile kalmadı buna. Anne bir bakabilir miyiz? Tabii, sana? Tabii çocuğum. Oo bak bak hiç yok gördün mü? Göstereyim onları. Tabii göster. Boşluk olmayacak değil mi böyle aralarda? Arasında evet, da olacak aynı şekilde. Hı-hı. Üstüne kapata kapata gidecek. Kenarı bak azıcık. Gördük mü çocuklar? Gördük. Kenar. Bindire bindire. Aralarında hiç boşluk kalmadığına göre artık pilavı koyabiliriz Zehra anne. Oo çok güzel görünüyor. Ah ah ah. Vay vay. Ağzına kadar dolduracağız yani. Evet bakın bastırıyorum biraz. Evet. İşte şimdi tamam oldu patlıcan kapalı bulgur pilavı çocuklar. Oo maşallah. Şimdi bakın elimde biraz ne yapıyorum? Şekillendiriyorum. Şekillendirdikten sonra da işin görsel kısmına geçiyoruz. Şimdi bakalım. Çıkacak mı çıkmayacak mı? Anneciğim kek kalıbı gibi. Evet. Aynen. Hadi bakalım bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bence harika bir görüntü. Evet. Hasta gibi çıktı. Evet. Harika güzel oldu. Anne bundan yiyecek miyiz biz ya? Evet. Gerçekten var ya. Oldu mu? Eline sağlık. Eline sağlık anneciğim. Çok güzel oldu. Evet. Teşekkür ediyorum. Şimdi de size teşekkür etmek istiyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kim anne biz mi? Erkekler. Kızar pilavlarını bir çay kaşığı karabiberle lezzetlendirirken eşleri de kaselerine patlıcanları dizmek için sıvıyorlar kolu. Evet beyler. Kasenizi pilavla da doldurursanız bu iş tamamdır. Evet. Geldi en heyecanlı bölüme. Evet Adem. Ya dur. Adem'den başlayayım çünkü Adem ilk önce bitirdi. Çok abi, bekledi. Bir, yavaş. İki, üç Adem. Hemen. Heh, koy. Yavaşça. Hiç sarsmadan. Yavaş yavaş. Evet. Güzel olmuş. Harika. Maydanoz evet alayım oradan. Tabii ki alabilirsin. Buyur canım. Çok doldurmuş olabilir. Al hayatım çiçeğimiz olsun. Sıra Ramazan'da mı olsun? Semih Ramazan'da yapsa olsun. Ben bekliyorum. Onlar ben çok beklediler beni. Onlar olsun, olsun Semih sen hadi sen. Biliyor musun sen kardeşim? Teşekkür ederim. Verdik gittik. Hadi bakalım hadi. Hadi hayatım. Pizza mı çeviriyorum Semih? Kibar olacaksın. Kibar olacaksın. Yeni şefiniz Semih Usta. Herkesin gözü sizde Semih. Yavaşça kaldır bakalım tabağını. Patlayacağım. Tak 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 tak. Hadi buyur. Bir dakika tut hayatım. Az daha patlıyordun Semih. Böyle bir açıldı da tuttu kendini son anda. Anne, nazar bu. Hadi. Evet maydanozunu da koy hadi Semih. Çiçeği olacak bu. Dur şunu koparayım. Evet. Ramazan'ınkini şimdi bekleyelim. Evet Ramazan. Bir, iki, üç. Değişik bir çevirmeydi ama. Şov yapıyor adam. Ne olur dökülsün. Hadi. Dökülsün. Ah. Moruk pastaya döndü ya. Adam güzel. Güzel. Evet. Bunu da ben koyayım. Birazcık dağıldı. Ne olur böyle şeyler ya. Evet şimdi şöyle ortaya koyayım. Aynen süper çıktı. Hepinizinkini bir göreyim şöyle. Gören geçmiş. Evet, ellerinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Anadolu mutfağının gözde simalarından patlıcan kapamalı bulgur pilavlarımız hazır. Bundan sonra söz sende Zehra anne. Çocuklar hepinizin ellerine sağlık öncelikle. Teşekkür gerçekten ederiz. Hepiniz gayret gösterdiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Ama tabii küçük püf noktalarıyla ve lezzetiyle sonuca ulaşacağım. Ben tabaklarınızı alıp ben kesip alayım. Hı-hı. Olur mu? Tabii. Tamam. Bu sefer Ramazan'dan başlayalım. Ramazan gönder yavrum.
İstediğim yerden alabilirim değil mi? Evet, hem patlıcanlı hem de pilavlı tarafından. Evet. Evet, üstüne bir su içtim. Tuzlu mu? O kadar mı güzel olmuş yoksa? Acı evet, galiba. Seminkine bakayım. Şu taraftan yerseniz anneciğim. Ha, yeri farklı mı? Hayır, orası şekli düzgün de öyle. Ha, şöyle mi alayım? İstediğiniz nasıl gibi anneciğim. Zaten daha oluyor. Pilavı çok bastırdı anneciğim bana hanım. Evet, ya bak, orada bıçağımı kes koyduğum anda pilav dağıldı farkındaysan. Pilavı çok koydum çünkü. Pilavı çok koydum farkındayım. Eşim beni orada birazcık yanlış yönlendirdi. Tencereyi boşalt. Ben de tam tersi, az daha fazla basacaktım. Pilavı. Lezzetinden sıkıntın yok ama lezzetli olmuştur. Şimdi girelim Tuğba'nın önüne. Yani Adem sen de patlıcanları rezil ettin ama. Neyse ben kurtarmaya çalıştım. Evet. Kesiminden bile belli farkındayım. Ama kolay koptu. Lezzeti güzel olmuştur. Evet, ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Evde olsun. Mutlaka yapacağınıza inanıyorum. Kesinlikle. Söz verdim. Evet. Bugünkü patlıcanlı kapama bulgur pilavı görevimizde bileziği bana ilk verecek çift... Semih ve Mihriban. Mihriban'cığım, bileziği istemeden veriyorsun. O kadar eminsin vereceğine. Peki, teşekkür ediyorum güzel çocuğum. Hatasının farkında çünkü evet. Kendisi. İnşallah yarın böyle olacak. Sen değil mi? Ben de hatalıyım da benim biraz beraber. Daha iyi yönlendirebilirdi. Kendisi. Evet. Benim de hatalıyım. Sen de takip edebilirdin. Evet, evet. Peki, bugünkü patlıcanlı kapama bulgur pilavı görevimizde bileziği hak eden çift... Ramazan ve Semra. Adamsın, kralsın. 14 bilezik vermediler gençler. Tuğba ve Ademciğim. Tuğbacığım bileziğini rica edeyim. Ama eşine evde patlıcan soymayı öğret. Aynen. Peki çocuklar. Lezzetlerine bakın, tadına bakın. Ondan sonra finale gideceğiz. Bilezikilerin tadına da bakabilir miyim? Tabii ki, tabii ki. Hepsinin tadına bakın. Size afiyet olsun. Finalde görüşürüz. Görüşürüz anne. Patlıcan kapamalı bulgur pilavlarınızın tadını çıkarın çocuklar. Az sonra finalde annelerinizin karşısında ter dökerken enerjiye ihtiyacınız olacak. Bugün bileziği hak eden çiftimiz, bileziği hak eden çiftimiz, beşi bir yerde hak eden çiftimiz. Ocağının anneleri haftanın ilk finali için salondaki yerlerini almışken çiftlerimiz de geliyor. İyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk anneciğim. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yüzlerinizdeki ifade çok yorgun. Öyle misiniz? İlk gün ben değilim. Yorgunluğu var sadece. İlk gün yani biraz var ona. Ufaktan ilk gün olduğu için o da. Bu akşam burada toplanış sebebimiz bileziklerin haricinde ana ocağının... En önemli anı, beşi bir yerde. Aynen, çok heyecanlı. İmtiyaz var. İmtiyaz. Bak, imtiyazı da biliyorsunuz. Evet, evet, biliyorlar. Peki, o zaman yarının imtiyazını merak ediyor musunuz? Ay, inanılmaz. Peki, o zaman imtiyaz dedik, imtiyazı konuşalım şimdi. Evet.
Bugün beşi bir yerde hak eden çiftimiz yarın verandada böyle en yorgun anında, en bitkin, yoruldum, geldim dediği anda muhteşem bir kahve içecek. Keyifle. Süper. Bacaklarını uzatacaksınız. İşte o yorgunluk vücudumdan çıktı dediği Türk kahvesi. Noktada. Türk kahvesi isterseniz Türk kahvesi değil mi Ümmü yani? Türk kahvesi en güzel. Hangi kahveyi isterseniz o kahve yapılacak. Çok güzelmiş. Peki beşi bir yerde hak edemeyen çiftler ne yapacak? Onları mı izleyecek? Onları da bir görev bekliyor herhalde. Sadece bir kişi alacak biliyorsunuz değil mi? Herkes sadece izlesene. Hayır, bir görev bekliyor sanırım. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Ne yapacağız? Beşi bir yerde kazanan çift verandada oturup kahve içerken çam ağaçları o ince yapraklarını sivri sivri iğne yapraklarını döktü mevsim itibariyle. Toplamıyor. Diğer iki çift elleriyle bütün o iğne yapraklarını verandanın altındaki bütün çam ağacından dökülen her şeyi toplayacak ve çuvallayacak. Yani elinize batırmadan onları toplayacaksınız. Bahçeyi pırıl pırıl görmek istiyor. Üç anne. Evet. Buraya kadar anlaştık. Anlaştık. Değil mi? Şimdi bugün üç görev geçirdiniz. Ümmü anne sen görevinde bileziği hak edeni açıkladın mı? Yok. Açıklamadım ben bugün. Ben açıkladım mı? Hayır. Yok. Hayır. Çok merak ediyorsunuz. Acaba bilezikleri kim hak etti değil mi? Evet. Şimdi ben sorayım. Ben konuşayım, ben anlatayım bakalım. Hepiniz gerçekten çok güzeldiniz yavrum. Elinizden gelenin en iyisi için uğraştınız. Gayet güzel dinlediniz. Bana göre bugün kışlık domates sosu yapma görevinde bileziği bana ilk verecek çiftimiz Ramazan'la Semra. Anladınız değil mi yavrum? Çok üzgünüm yavrum. Gelelim bugün kışlık domates sosu yapmada bileziği hak eden çiftimiz... Semih'le Mihriban. Aşkım ya. Çok iyi ya. Ben dedim başaracağız diye. Yavaş yavaş yaptık ama çok güzel yaptığımızı düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Alabilir miyim Tuğba yavrum? Allah, 15 diyorduk ama. İki tane daha ikinden verdik. Şimdi yavrum bugünkü gibi... Olmasın yarın daha çok hırslanın ama üzülmek yok. Ana ocağında hiç kimse kaybetmiyor. Kazan kaybedilenin olmadığı bir yarışma. Şimdi gelelim Meltem anne seninkine değil mi? Evet. Sen de söylemedin. Ben de söylemedim. Biz de bugün Ümmiye anne yastık kılıflarımızı temizledik. Ay ne güzel. Kahve lekelerini çıkarttık. Şimdi bugün kim pırıl pırıl yaptı? Bir defa şöyle söyleyeyim yastıklardaki ter lekesini kızlar çıkarttı. Ciddi mi? Aferin size kızlar. Üç kızımın da yastık kılıflarında hiç leke yoktu. Aferin. Aferin ne güzel. Pırıl pırıl. Erkekler. Ama Ramazan dedi ki anne çok büyük derdim. Ben çok kahve içiyorum, çok kahve döküyorum. Dolayısıyla da bu kahve lekesi nasıl çıkar dedi. Tişörtlerdeki kahve lekelerini çıkarttık. Şimdi. Evet. Bugün benim leke çıkarma görevimde... Bileziği kolundan bana ilk verecek olan çiftimiz...
Semih ve Mihriban. Evet, siz... Biraz da benim yerden kaynaklandı, evet. Semih, öğreneceksin burada. Çamaşır yıkamayı da öğreneceksin. Her şeyi öğreneceksin. Allah'ın izniyle öğreneceksin. Yemek yapmayı da. Değil mi? Yemek yap. Her çak türlü görevi. Evet, ana ocağının ilk gününün ilk finalinde, üçüncü görevde, leke çıkarma görevinde bileziği hak eden çiftimiz Semra ve Ramazan. Teşekkür ederiz. Tebrik ederim. Çok Tebrik ederim. Maalesef bugün kolundan üçüncü kez bileziği çıkarman gerekiyor Tuğba. Evet. Geçelim mi beşi bir yerde? Yani? Geçelim artık. Çocuklar da yoruldu. Yorgun. Beşi bir yerde görmediniz. Yok, görmedik. Şöyle iyice bir aç, iyice görsünler meyvelerini. Bayağı bir göz kamaştırıyor. Evet, çok da uyumluyuz aslında biz beşi bir yerdeyle ama. Kırmızı kırmızı. Bütün kızlarımızın hepsi güzel. Hepsinin boynuna yakışır beşi bir yerde. Ama en önemlisi kim hak ettiyse onun boynunda olması. Değil mi? Kesinlikle. Evet, kesinlikle. Evet, ana ocağının ilk gününde, ilk final gecesinde beşi bir yerde hak eden çiftimiz... ortak kararıyla beşi bir yerdeyi hak eden çiftimiz Semra ve Ramazan. Süper, çok iyi. Bizim oğlu. Gelin mi anne? Gel anneciğim. Bugünlük sizin. Tebrik ederiz çocuklar. Beşi bir yerdeyi kazanmanın mutluluğunu yaşarken... Gelin biz de kimin kolunda kaç bilezik kalmış bir bakalım. Geride kalan üç etabın sonunda birbirlerine destek olmaktan hiç vazgeçmeyerek uyumlu çalışan Semra ve Ramazan tam 14 bileziklerini korumayı başardı. Özellikle Zehra annenin görevinde çok zorlanan Köknar çiftinin 13 bileziği var. Ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çabalayan Güleç çiftinde ise maalesef sadece 12 bilezik kaldı. Bugün hak ettiniz. Bakalım bunu yarın boynunda tutabilecek misin? Gel bir annelerin eline öp. Ay çok özür dilerim. Değil mi? Çok hadi bakalım. Beşi bir yerde aldı, heyecandan döndü arkasını gitti. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Canım. Tebrik ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Allah'ın yolu. Ramazan, tebrik ederim. Ben iyice. Bir tane alamaz insan bir şey. Hayırlısın ya. Umudumuzu kaybetmiyoruz. Hadi bakalım, geçin yerinize. Hayırlı olsun. Şimdi Meltem anne, Zehra anne. Bakın çocuklarım. Bir şey demek istiyorum. Bugün iki kişi iki anneden aldılar. Ondan, onun için verdik sanmayın bileziği. Çünkü bu bile beşi bir yerde de annelerin kanaat notu var. İlerleyen günlerde... Belki üç anneden de bilezik kalabilir ama almaya da bilirsiniz. Çünkü sizin davranışlarınız, bütün hırsınıza kapılıp birbirinizi
eşlerinize, arkadaşlarınıza davranışlarınız 24 saat gözlerimiz üstünüzde, üç annenin de. Doğru mu anneler? Evet, çok doğru söyledim. Yani her şeyinize bakacağız çocuklar. Her şeyinize. Yani hem başarınıza hem hal hareketlerinize. Üç bileziği kazanmak çok önemli Zehra Hanım. Tabii ki. Ama bu beşi bir yerde hak edeceğiniz anlamına gelmiyor. Evet. Meltem anne, ne yapalım artık? Yollayalım çocuklar. Yollayalım gitsinler artık. Evet, o zaman kızlarım odasına, oğullarım odasına güzelce evet. Uyuyorsunuz, iyice dinleniyorsunuz. Yarın sizi ana ocağında çok zor görevler. Evet, evet. Yeni gün, yeni görevler. Herkese iyi geceler yavrum. İyi geceler. İyi geceler çocuklar. Bakalım zorlu mücadelenin ilerleyen günlerinde ana ocağında neler yaşanacak?